Seyircilerimizin soruları var size. Buyursunlar. Buluşturalım mı sizi seyircilerimizle? Nasıl uygunsa. Efendim 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Biraz böyle sulu gözlü bir yayın oluyor ama ne yapalım? Gerçekten Salih Hanım bugün en azından benim gönlüme fırtına sonrası açan güneş vardır ya. Ay, çok teşekkür ederim. Etrafa böyle ışık saçar. Böyle ay, geldiniz şükürler, biliyor musunuz? Şükürler olsun. Bu Rabbimizdendir. Sizin pencereleriniz açık olmasaydı, kapalı olsaydı, güneş dünyaya doğuyor ama siz aydınlanamazsınız. Vallahi bilmiyorum. Gözlerimizi kapatırsak biz kendimizi karanlıkta bırakmış oluruz. Sizin gönlünüz güzel, Allah gönlünüzü hep şen etsin. Amin, amin inşallah. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Salih Hanım, Nur Hanım. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Buyurunuz. Efendim benim şöyle bir problemim var ve sorum olacak. Dinliyoruz. Şimdi 2 yıllık evliyiz ama sürekli tartışıyoruz, sürekli tartışıyoruz. Çünkü hiç anlaşamıyoruz. İlk evlendiğimiz ilk haftalardan itibaren. Çünkü şöyle izledim, günahını almak için değil, beni aldatışını yakaladım, yalanlarını yakaladım. Ama ben ona Allah rızası için evliliğin devam ettirmek için hani katlanmak değil aslında. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Ama hani psikolojik olarak çok eziyeti var. Her defasında evden kovmak istiyor, boşanmak istiyor. İyi geçinmeye çalışıyorum, güzel davranmaya çalışıyorum. Ama her şey o kadar yetersiz geliyor ki artık sizin dediğiniz gibi telefonla ağlıyorum ben. Odalarda Allah'a aşk onu şikayet ediyorum. Sizi o kadar iyi anlıyoruz ki şu anda. Siz bu evliliği kurtarmaya çalıştıkça, düzeltmeye çalıştıkça karşınızda hiç sizi anlamayan ve gerçekten düzeltebilmek uğruna da hiçbir adım atmayan bir adam duruyor. Ne yapmak lazım? Maalesef bu şekilde söylüyorum, konuşuyorum. Bu şekilde devam edelim diyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Doktora gidelim diyorum. Kesinlikle... Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var diye bana bu şekilde hitaplarda bulunuyor. Şimdi Salih Hanım'a kulak verelim. Belki sizin de gönlünüzde fırtına sonrası açan o güneş var ya, bugünden itibaren açsın inşallah, açacaktır. Bir dinleyelim bakalım sizin için neler söyleyecek. Buyurun Salih Hocam. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Rabbim doğru davranmayı nasip etsin. Amin. Bir ilişkiyi sürdürmek bizim çabamızın dışında başka bir şey. Şimdi burada 2 yıllık çok yeni bir evlilik var. Bu 2 yıllık evlilikte aldatma varsa, hala boşanıyorum diyorsa, bunun altında hani hangi düşüncelerle evlendi? Bu kadar kısa sürede boşanmak için bu gerekçeleri nasıl oluşturdu? Bunu tabii örneklerle konuşmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Bu söylediklerim ne kadar isabet eder detay bilmediğim için bilmiyorum ama kabaca şunu söyleyebilirim. Bir erkeğin arkasında yanlışını destekleyen bir anne baba varsa onu hiçbir aile danışmanı, hiçbir psikiyatrist düzeltemez. Ancak insan yanlışının olabileceğini düşünüp bu yanlışımı ben nasıl düzeltebilirim diye çözüm ararsa, o insan yeryüzünün en büyük günahını, yanlışını işlese bile, evet bu yanlıştı, bir defa teşhis doğru olacak, evet bu yanlıştı, ben nasıl düzelebilirim diyorsa o insan düzelir. Burada bir, ailesi destekli mi? Ailesi bu davranışların altında destekçi mi? 2, babası annesini aldatmış mı? 3, arkadaş, nasıl bir arkadaş çevresi var? Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmamalısınız. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Yine çok güzel bir başkasına ait bir söz daha var. Diyor ki, bembeyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır. İnsanın arkadaş çevresi kendisinin benzeme ihtimali yüksek olan yaşam alanlarından birisidir arkadaş çevremiz. Benim değerlerime uygun değilse, eğer hala ben ortamda bulunuyorsam onlara benzeme riskim çok yüksektir. O yüzden de bir defa düzelmek isteyen kişinin önce yanlışı tespit etmesi, sonra da bu yanlışın kaynaklarından uzaklaşması lazım. Arkadaş çevresini değiştirecek. Mahallesi bozuksa mahallesini değiştirecek. Bundan dolayı semtini değiştirenleri biliyorum. Ülke değiştiren bile biliyorum. Ülke değiştiren bile. Ülke değiştiren biliyorum. Dolayısıyla kişi doğruyu aramıyorsa ona söylenecek hiçbir şey tesir etmez. Hanımefendiye şunu tavsiye ediyorum. Yalnız başına bir aile danışmanına gitsin. Objektif olarak. Tek başına. Tek başına. Yatak odası hayatını anlatsın. Evlenirken bazı
patolojik durumlar evlenirken belli oluyor. Mesela bana gelen danışanlarıma diyorum ki bakın sizin şu anda var diye şikayet ettiğiniz şeyler söz zamanı belli olmuştur. Çünkü bu kamufle edilecek bir davranış, bir yaklaşım biçimi değil. Nişanlıyken olmuştur. Hı hı. Şu anda da aynı belirtiler var. Neden o zaman eğer siz bunu kabul edemediyseniz, edemeyecekseniz, neden bunu değiştirmelisiniz demediniz? Bunun size ağır geleceğini söylemediniz ya da niye bu insanla evlendiniz? Evlilikte keramet vardır. Nikahta keramet vardır. Değişir dedim, düzelir dedim. Eşimi çok seviyordum. Kadının fendi erkeği yener sandım. Yok öyle bir dünya. Yok. Yok öyle bir dünya. Dolayısıyla bir kendisi yardım alsın. Psikolojisini korusun. Sev seni seveni yerde yeksan olsa, sevmeseni sevmeyeni Mısır'da sultan olsa. Allah bizi bir kişinin arkasında telef olalım diye yaratmadı. Evet. Erkekseldir, kadın göldür diye halk arasında bir söz var. Nedir bir daha söyleyeyim? Erkekseldir, kadın göldür, göldür derler. Biz kadınlar toplayıcı, yapıcı, imar edici, inşa edici. 100 kere yara bandı yaparız. 101.sinde tekrar iyi ki de Allah böyle yaratmış. Yoksa şu anda pek çok evlilik dağılmıştı yani. Dağılmış, doğru. O yüzden de tamam evliliği kurtarmak çalışmasını çok takdir ediyorum. Allah razı olsun, Allah gücünü artırsın. Ama eşine karşı nasıl davranacağına dair strateji üretmesi lazım. Aile danışmanlığına danışmadan ya, boşanma kararı vermesin. Eşine nasıl davranacağını öğrensin. Bir de erkek kendi değersizlik duyguları varsa elde ettiğini değersizleştiriyor. Daha da dibe düşürüyor. Hanımefendilerin savaşmak için değil, kendilerini ifade etmek için güçlü olmaları lazım. Tahsilli olmaları lazım. Bazı erkekler sen bana mahkumsun. Hadi ayrıl, nereye gideceksin? Babanın evine sığamazsın. Beni çekeceksin diyor. Her erkek böyle değil. Nadiren böyle erkekler var. O zaman hanımefendi hem ayakları üzerinde duracak, hem para kazanacak, hem mesleği olacak, hem arkadaş çevresi olacak, güçlü olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah katında güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Ama bunu ben böyleyim diye gözüne sokar gibi değil. Varlığınızla eşiniz bunu görecek. Bununla böyle hava atmaya ya da kendinizi göstermeye gerek yok ama eşim bilecek. Ailesi arkasında olan hanımefendileri erkekler kolay ezemiyor. Bravo. Ailesi kızının arkasında olacak. Diyecek ki bir dakika oğlum kızımın ne kusurunu gördün? Tabii. Kızına ele gitti el oldu diyemez bir baba. Ele gidecek nasıl olsa diye tahsilini yarıda bıraktıramaz. Bugün eşi vefat etti. Hanımefendinin çok uygun bir ortam oldu. Çalışacak tahsil yok. Niye okutmadın? İlim Çin'de de olsa gidip bulun okuyunuz diyen, okumayı hayatın merkezine koyan bir dinin mensubu olarak orayı beğenmedin başka tarafta okut. Onu olmadı. Okutacağın alanı oluştur. Kızını niye cahil bırakıyorsun? Niye birilerinin 3 kuruş vermesine mahkum bırakıyorsun? Evet. Dolayısıyla ayakları üzerinde duracak. İlla eşinin kötü olması, ayrılması gerekmez. Her şey yolunda olur ama çalışmak da çok güzel bir nimet. Uygun ortamda helal dairesi içinde çalışabilir de sınırlarını bilerek helal dairesi içerisinde. Dolayısıyla yardım alsın. Kendisini bu kadar mahvetmesin. Kıymet bilmeyene kendi kıymetini bildirmek için kendisini feda etmeye gerek yok. Allah sorar ben seni bir kişi için mi yarattım diye. Ayakları üzerinde dursun, gitsin, özgüvenini kazansın, hobiler edinsin, yürüsün, kitap okusun, okul bitirsin. Bugün açık öğretim diye bir şey var. İlkokulsa ortaokul, ortaokulsa lise, lise ise üniversiteyi bitirsin. Evinin içinde para kazansın, eşi görsün ki o güçlü. Bana mahkum değil. Bütün bu anlattıklarınızdan yola çıkarak şu da geliyor aklıma. Mesela bir erkek için ya da bir kadın için oturup saatlerce gözyaşı dökmek, hayatını karartmak. Bu da insanca bir şey. İnsanca bir şey ama. Kaçınılmaz bir şey. Bunu yapıyoruz biz. Ben hanımefendi anlıyorum. Kim olsa üzülür. Daha yenisin ya. En güzel ayındasın. El ele muhabbetle sahilde gezmek, sevgisini ifade etmek, mutluluğu artırmak için bir fırsat kolladığımız zamanlar. Çaba sarf ediyor. Ya bir travma bu ya. Ben seni boşayacağım dedim. Ben niye evlendim seninle? Bu kadar kısa sürede boşanacaktın. Niye evlendin? Niye benim hayatımı mahvettin? Onun arkasında başka patolojiler vardır. Başka sıkıntılar vardır. Başka ümitleri vardır. Bu kadar değersizleşmeyi hiçbir insan hak etmez. Kimse kimseyi değersizleştiremez. Çok haklısınız. Dolayısıyla bir telefonumuz daha gitsin, var. Özgüvenini kazansın. Eşine karşı ben duruşuyla savaşmasın. Ben savaştan yana değilim. Asla değersizleştirmekten yana değilim. Ama yeri geldiği zaman kendisi profesyonel destek alsın. Kendisini güçlendirsin ve nasıl davranacağı konusunda aile danışmanından, uzman psikologdan destek alsın. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Allah sorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Bütün bu yoldan, bütün bu yolda yürürken, bütün bu
anlatılanlarla hareket ederseniz inşallah diliyorum ki zorluğunuz kolaylaşacaktır. İnşallah. Program başından beri ne diyoruz? Allah dostu olduktan sonra evet. Dünya düşmanı olsa ne olur? Allah okulun içine öyle bir huzur veriyor. Evet. Öyle bir güven veriyor ki. Hiçbir şeyden korkmuyorsun. Ya korkamıyorsunuz ama bunun için Allah lavamızın güçlü olması gerekiyor. Şüphesiz. Namazlar olmazsa olmaz. Abdestli duracağız, Kur'an okuyacağız, sadaka vereceğiz, fakirleri koruyacağız, her gün yürüyeceğiz. Evde parmaklarımızı kullanarak bir sanat icra edeceğiz. Zanaatımız olacak. Dışarıda hobilerimiz olacak. Her gün niye yürüyeceğiz? Yürümek aklı büyütecek düşünceleri davet etmektir. Yürümek insan psikolojisini iyileştirmek için en güzel ilaçlardan birisidir. İnsanın ama kulağında müzik olarak değil. Tefekkür etmek için inanılmaz güzel bir fırsattır. Yürümenin faydaları hakkında kitap yazabilirim. Belki de doğayı dinleyerek. Her şey doğayı dinleyeceğiz, tefekkür edeceğiz. Yolda yürürken mesela vapurun karşısına oturun, çıkan insanları çok yaparım. Gözleyin. Her insan ne kadar farklı. Her insanın bir damla kanında milyonlarca canlı var. Allah ne kadar büyük. Ve o beni seviyor. Diyor ki son anına kadar yaptığım bütün günahları affedeceğim. Yapmamaya çalış. Tevbe ettiğin zaman affetmeye hazırım. Kendinden ümidini kesme. Ben son anına kadar senden ümidini kesmem diyor. O yüzden de kimse kimsenin ayıbını açığa çıkaramaz. Günahından dolayı eleştiremez. Yardımcı olmak dururken eleştirdiğim zaman Allah'a üzecek bir hareket yapmış oluruz. Dolayısıyla yürümek olmazsa olmazımız olmalı. Bunun faydasını yürüyenler bilirler. Bunu da hanemize yazdık, aldık. Her gün yürünecek. İnşallah.